Cumhuriyet'e selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle var. yepyeni bir video daha beraberim. Bugün EA Sports FC 24'ün bütün sızdırılmış haberleri ve yenilikleriyle karşınızdayım. Arkada görmüş olduğunuz beni konsept menü arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu sıcakta arkadaşlar 30 derecede video çekiyorum. Sizlerden de pamuk ellerinizi beğeni butonunda bekliyorum. O zaman hazırsanız başlıyoruz. EA Sports FC'yi tamamen bir yeni bir markalaşma olarak kullanacak. FIFA Online olarak bilinen oyun artık FC Online olacak ve Eylül'de yenisi çıkacak. FIFA Mobile olarak bilinen oyun artık FC Mobile olacak ve bu sonbaharda yeni bir oyun çıkacak. Buna ek olarak EA Sports'un mobil için yeni bir sıra tabanlı oyunu var arkadaşlar. Bunun adı da FC Tactical ve en sonda biz FIFA'cıları konsolda ve bilgisayarda FIFA oynayan arkadaşları ilgilendiren FC Pro geliyor arkadaşlar. Bu bir yeni e-spor platformu. Ligler ve pro oyuncuları birleştiren bir platform. Bu platform sayesinde artık profesyonel oyuncular belirli bir rotada kapışabilecek ve bu işin en sonunda FC Pro Championship'e katılıp burada başarı sağlayabilecekler. Yani profesyonel oyuncular için FC Pro adında yeni bir sistemler geliyor arkadaşlar. Pro Clubs ve Volta modları ikisi de crossplay oldu arkadaşlar. Yani yeni jenerasyonlar kendi aralarında eski jenerasyonlar kendi aralarında oynayabilecek. bilgisayarları müjde. bilgisayarlar artık PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S'le bir arada oynayabilecek eski jenerasyon yani PlayStation 4 ve Xbox One'da kendi aralarında hem Pro Clubs hem de Volta oynayabilecek Pro Clubs modunda da Clubs olarak değiştirildi arkadaşlar ve Clubs moduna artık rekabetçi bir mod eklendi Clubs modunda playoff oynayabilecek ve deneyiminizi daha rekabetçi bir ortama taşıyabileceksiniz arkadaşlar eskisi eskisi gibi sadece Division'ları atlayıp durmayacaksınız. Artık Clubs modunda da rekabetçi bir mod geliyor. Bununla ilgili haberler ilerleyen günlerde daha da evet. Mbappe'nin rezalet kariyer planlaması ve reklamlandırması sonucu EA Sports ile olan sözleşmesinin feshedilmesine çok sevindim ve bu sene oyunun kapağında Erling Braut Haaland olacak arkadaşlar. Ultimate sürümün kapağında ise bir sürü karışık futbolcu olduğu bir setup olacak. Mbappe eğer bu şekilde kariyer planlaması devam ederse PSG'nin reklamlarından kaldırıldığı gibi, EAFC'den kaldırıldığı gibi ileride de kariyerinin çok daha kötü ilerleyeceğini düşünüyorum. Erling Braut Haaland'ın gelmesi süper oldu. Menajer kariyeri ve oyuncu kariyeri modlarına geldik. Öncelikle menajer kariyerinde ve oyuncu kariyerinde arkadaşlar maç günü etkinlikleri ve animasyonları inanılmaz şekilde artmış. Maçtan önce taktiksel konuşmalar, soyunma odası oyuncularla konuşmalar, maç içindeki konuşmalar ve maç sonunda stadyum içindeki ambiyans tamamen size yansıyacak. Tıpkı FIFA 17'deki yolculuk modunu hatırlayabilirsiniz. Oradaki animasyonları benzer animasyonlar olacak. Ve dynamic mod özellikleri arkadaşlar yani takımınızla beraber bir başarı sergilediğinizde, kupa aldığınız aldığınızda, öneğin, otobüsle takım turuna çıkabileceksiniz. Yani şehirde taraftarlarınızla beraber iletişim kurabileceksiniz. Basın toplantlarına çıkabileceksiniz gibi. Yani kariyer modunun animasyonel tarafı inanılmaz şekilde artmış durumda arkadaşlar. Özellikle bireysel kariyerde maç önce olan konuşmalar, verdiğiniz röportajlar gibi gibi şeylerin artışı söz konusu. Menajer kariyerinde arkadaşlar takımınızı çalıştıracak antrenörleri alabileceksiniz ve antrenörlerin seviyeleri olacak. Yani her nasılsa her takımın antrenörleri aynı seviyede değilse koşu antrenörü olur, karaci antrenörü olur. Bu oyunda da olacak arkadaşlar ve her antrenörlerin seviyeleri olacak ve bu antrenörleri takımınızı ekleyerek takımınızın performansını arttırabileceksiniz Aynı zamanda menajer kariyerinde arkadaşlar izleyici, izleyici modu olacak. Bu nedir? Tıpkı FM'deki gibi arkadaşlar. Takımınızı maç kenarından, sağ kenarından izleyebileceksiniz. Ve gerektiğinde maça hamle edebileceksiniz. Oyuncuları çıkarabileceksiniz. De taktikler değiştirebileceksiniz. Bu inanılmaz olmuş arkadaşlar. FM benzemesi açısından güzel. Maçı kenardan izleyip oyuna direkt hemen müdahalelerinizi yapabileceksiniz. Hem görüntü alanı olarak hem de oyuna yenilik olarak bence süper bir eklenti olmuş. Oyuncu kariyerinde arkadaşlar sizin bireysel bir menajeriniz olacak. Burada şöyle bir ayrım var. Bu ayrı bir mod mu olacak yoksa oyun içinde bir özellik mi olacak bu konuda net bir bilgim yok. Ancak oyuncu kariyerinde her oyuncunun bir menajeri olacak. Ve menajerinize gitmek istediğiniz takımı, ligi, oynamak istediğiniz rolü ve maaşı gibi detayları vereceksiniz. Ve menajeriniz de size bunu uygun olarak arkadaşlar teklifler getirecek. Yani oyuncu menajeriniz artık bireysel kariyerde olmuş olacak arkadaşlar bireysel oyuncu kariyerinde direkt first person kameranın olacağı söylenen arkadaşlar. Şu anda ekranda izlemiş olduğunuz gibi tıpkı Erling Haaland gibi oyuncunun direkt yüzünü kontrol edebileceksiniz. Zaten bu pro kamera olarak vardı. Sanırım pro kameranın birazcık daha zoomlanmış, daha realistik halini oyuna getiriyorlar arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bunu VR'lara bağlarlar mı? Tabii ki hep beraber göreceğiz. Fabrizio Romano bildiğiniz gibi arkadaşlar şu anda transfer gündemini belirleyen sosyal medya fenomeni mi diyeyim, menajerimsi bir adam mı diyeyim? Fabrizio Romano da oyun içinde olacak ve arkadaşlar onun haberlerini sosyal medyadan görebileceksiniz. Ve e-sports ES arkadaşlar bütün partnerliklerin Yayın ve skorboard şablonlarını oyuna ekledi. Tıpkı ne zamanki Premier League maçı izliyorsanız, ne zamanki La Liga maçı izliyorsanız. Sol üstte gördüğünüz skor tabelasıdır, kadro açıklamalarıdır, detaylarıdır, analizleridir. Bunların hepsini lisanslı olarak EA Sports FC'de görebileceksiniz arkadaşlar. Ve en son arkadaşlar bir haber var. Oyuncu kariyeri ve Pro Clubs'da oyuncunuza dövme yapabilme özelliğinin geleceği söyleniyor. Bu da çok istenilen bir şeydi. Özellikle freestyle takılan arkadaşlarımız için ve bunun da kariyer moduna geleceği söyleniyor. Kariyer modu alakalı detaylar arkadaşlar bu ayın sonunda tekrardan gelecek. Geldik en çok oynanan mod Ultimate Team'e. Öncelikle ufak şeylerden başlayalım. Ultimate Team'deki görevleri bitirdiğiniz zaman teker teker almanız gerekiyordu. Önümüzdeki sene bütün görevleri tamamladığınız zaman almanız için tek bir tuş olacak ve bütün görevleri toplayabileceksiniz. Pozisyon değiştirme kartı oyundan kalktı arkadaşlar. Oyuncunun alternatif pozisyonlarına göre doğru yere koyduğunuz zaman kendi kendine otomatik olarak pozisyonu değişecek. Kimya sistemi aynı kalacak ancak ikonların kimya verme sistemi değişecek. Ve ikonların hirolar gibi kimya açısından daha avantajlı olması sağlanacak. Bildiğiniz gibi hero'lar ik ikonlara göre kimya olarak daha avantajlıydı ve bunu denkleştirmek için arkadaşlar çalıştırmalar yapacaklar. Yeni kart dizaynı geldi arkadaşlar. Yeni kart dizaynı açısı benim için kart dizaynı çok bir önem taşımıyor. Lakin ben SC kart dizaynını daha çok beğeniyordum. Ve bu sene arkadaşlar kart dizaynı olarak animasyonlu kartların geleceği de söyleniyor. Yani atıyorum Erling Haaland'ın kartını gülümsediğini düşünün. Tabii ki bu özel etkinlikler de gelecektir. Kadınlar da otomatiğime geliyor arkadaşlar. SBC'lerde, paketlerde ve kadrolarınızda kadınlar ve erkekler bir arada oynayabilecek. Yani artık önümüzdeki sene hem kadın hem erkekli takımlar yapabileceksiniz. Paketlerden oyuncuları çıkarıp kadro kurma görevlerini de kullanabileceksiniz arkadaşlar. Ultimate Team Evolutions diye yeni bir özellik geliyor arkadaşlar. Bu sayede kulübünüzdeki oyuncularla spesifik olarak yapacağınız görevler ve istatistikler sonucunda oyuncularınızın reytingi veya spesifik özellikleri artabilecek. Şimdi bu çok, çok acı açık bir özellik. EA Sports para bağımlısı olan bir şirket. Dolayısıyla hiçbir şekilde kartınızın sizin daha iyisini aramayacak kadar yükselteceklerini düşünmüyorum. Yani ne olur arkadaşlar? Atıyorum belirli bir reytinge kadar, atıyorum maksimum 85'e kadar şu 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 kartları geliştirebilirsiniz gibi şeyler geleceğini düşünüyorum. EA Sports her zaman paraya gidecektir. Sizleri yeni kart almaya zorlayacaktır. Bu yüzden bu özellik beni pek heyecanlandırmadı. Lakin Arda Güler ya da genç yetenek kartlar, ratingi düşük kartlar için Gelişim verecekse artı +3 rating de olsa, atıyorum zayıf ayak özelliği de olsa vesaire verecekse tabii ki süper olur ama bunu oyun çıkınca göreceğiz. Ben çok fazla bir e, hype olması taraftarıyım burada. Çünkü e sports para gözdür ve sizlere mutlu olacağınız kartı bedavaya vermez. Oyuna birçok yeni hero ve ikon eklenecek ve bunun dışında ikonluktan hero'ya düşen kartlar da olacak arkadaşlar. Kısacası Rossiski, Rico, Aryan, Robin, Frank Ribery, Vincent Company ve Si Snyder. Dimitar Berbatov, Bobby Charlton, Furtre, Carlos Tevez, Hamdi arkadaşlar yeni bir kadın ikon ve arkadaşlar galiba bu sefer başardık. Arda Turan oyunda olacak. Kaynaklar çok ciddi ve Arda Turan'ı veren kaynak sayısı çok fazla. Sanırım arkadaşlar sonunda başardık. Türk bir tane hiromuz oyunda olmuş olacak. Hem de onun yanında Wesley Snyder ve Zico da olmuş olacak arkadaşlar. Süper süperlik kadrolarını hayal edemiyorum. Roberto Carlos var, Hacı var, Zico var, Snyder var, Arda Turan var. Gerçekten inanılmaz. Özellikle süperlik kadrosu kurmak isteyenler için mükemmel şeyler geliyor. Arda Turan'ın oyuna gelmesi müthiş olur. Eğer Arda Turan oyuna gelirse Onunla video çekmek için arkadaşlar bütün emeğimi sarf edeceğime emin olabilirsiniz. Bu mutlu haberi vermek istedim. Kaynaklar çok ciddi, yüz bir şey yok. Ancak ben bu sefer gerçekten başardığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Fiyatlandırma konusunda eğer bilgisayardan oynuyorsanız arkadaşlar direkt bir yıllık EA Play Pro'yu 1000 TL'ye almanızı se tavsiye ederim. 1000 TL karşılığında hem Ultimate sürüm oynayabiliyorsunuz hem de EA'in bütün oyunlarını bir sene boyunca oynayabiliyorsunuz. Bilgisayarda sakın başka bir şey satın almayın. Konsol tarafında arkadaşlar her ikisinde Ultimate sürüm 2000 TL, standart sürüm 1400 TL eğer ben FIFA sapıyım, ben FIFA'sız yapamıyorum ve 7 gün önce oynamak istiyorum, ayın 29'unu beklemek istemiyorum da 22, Eylül, 22 Eylül'de bir hafta önce erişmek istiyorum diyorsanız arkadaşlar ultimate sürümü alacaksınız. Yok ben normal bir oynayacağım, zamanda oynarım diyorsanız standart sürümü alacaksınız. Ben önceki şunu söyleyeyim, eğer bir yerde çalışıyorsanız, işiniz gücünüz varsa oyuna çok fazla zaman ayıramayacaksınız arkadaşlar. Ultimate çok zaman sömüren bir oyun modu olduğunu unutmayın ve standart sürümü alın derim. Eğer ben FIFA sapayım, erken başlayacağım, çok iyi kadro düzeceğim, FPL paketi de açacağım, ben bağımlıyım diyorsanız da Ultimate sürümü almanızı tavsiye ederim. EA Play aldığınız takdirde hem PlayStation hem de konsol tarafında %10'lu indirime sahip oluyorsunuz. Bu sene arkadaşlar oyun içi indirim henüz gelmedi. Normalde eski oyunlarda oyun için aldığınız zaman da EA Play'in %10'luk indirimin ek bir %10'lu daha indirim oluyordu. Bu sene gelmedi. Dolayısıyla konsolda alacaklar için ben bir hafta daha beklemenizi tavsiye ederim. Bir hafta içinde oyun içinden tekrar indirim gelmese direkt oyunu almanızı size tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen bir videoyu beğeniniz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.